Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz ve dördüncü bölümde kaldığımız yerden hızlıca devam ediyoruz Oxygen Latin Kulu'da. Şimdi yemek odasında düzeltmeler istemiştiniz. Yorumlarda bayağı bir bu konuda şey yapmışsınız. Odaklanmışsınız. Şimdi yemekhanede dördüncü masamız eksikti. O yüzden bir elemanımız sürekli yerde yediği için buranın bonusundan mahrum kalıyordu. Ve ızgarayı kaldırdım arkadaşlar. Çünkü ızgara yapmıyoruz ve burada bir alan kaplıyor. Fakat şeyi de koymama rağmen, su soğutucuyu da koymama rağmen burada bir dekor eksikliği var bence. Burası o yüzden şey olmuyor. Büyük salon olarak geçmiyor. Çünkü dekor terrible derecede berbat. Yani felaket şeklinde yorumlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı bir alan. Şimdi burayı yeşillendireceğiz. Yeşillendirmek için ne yaptım? Önce onu söyleyeyim. Araştırmadan park sign'ını bulmak için ve doğal rezerv oluşturmak için İlk önce tarımcılık araştırmasına yöneldim. Daha sonrasında hemen en alta gideceğiz. En alta gideceğiz ve tabloyu bulacağız arkadaşlar. Çünkü kamış lifi yetiştiriyoruz zaten. Kamış lifi yetiştirdiğimiz için kamış lifiyle tabloları üretip onları base'imize asıp kolonistlerimizin keyiflerini yerine getirebileceğiz tabiri caizse. Aşağıya doğru iniyorum. Biliyorsunuz programımız şu şekildeydi. Aşağıda bir 3 tane depo oluşturacağız kendimize. Bu depoları şeyle, suyla, tuzlu suyla ve kirli suyla üçe ayırıp kullanacağız. Onu da hemen şöyle söyleyeyim. Şimdi şunun altına bir rezerv yapacağım. Hatta şöyle gösterebilirim arkadaşlar size. Herhangi bir mahsur olmazsa. Şimdi burası bizim temiz su rezervimiz olacak. Ayrıca bir kutu daha açacağız buraya. Kirli su rezervi. Bir kutu daha açacağız. Hop, tuzlu su rezervi olacak. Yani 3 ayrı rezerv yapıp bunun altına da şöyle bir yer yapacağım. Şöyle göstersem sanırım anlaşılır. Zaten sileceğim burayı, şimdi göstermek için yapıyorum. Dostlar, temiz su indi aşağıya. Yani şuradaki rezervi aldık. Kullanıyoruz. Pompamızı kurduk içine. Oradan tesisatımıza suyu basıyoruz. Hiçbir sorun yok. Bir ikincisi, ortada tuzlu su olacak. Tuzlu su burada birikecek. Yani tuzlu suyu buradan pompalarla veya şu taraftan, her ne taraftan kolay olursa arkadaşlar. Pompaladık. Pompalanan su burada alta koyduğumuz cihazlarla, bu altı bir kontrol odası gibi düşünebilirsiniz. Yani altyapı olarak düşünebilirsiniz. Bu altyapı da boruların olduğu kısım. Yani cihazların olduğu kısım olacak. Buraya desalinator'ı koyacağız arkadaşlar. Burada gelen tuzlu su ayrışıp temiz su haznesine gidecek. Ayrıca kirli su haznesinde de kirli suyumuz birikecek. Orada bir tulumbamız olacak. Aynen şu şekilde. Ve buradan gerekli suyu, kamış lifi için olsun veya başka neye gerekiyorsa kirli su, onlar için olsun, buradan kirli suyumuzu alacağız. Orada da herhangi bir problem yok. Burada bunun dibinde de bir pompa olacak. Daha sonra kirli suyu pompalamamız icap ederse diye. Şimdilik iptal ediyorum. Projeyi az çok anladık. Buna odaklanacağız bu bölüm. Muhtemelen biraz yol kat etmiş oluruz diye düşünüyorum. Buz biyomu bulmak önceliğim ama hiç bulabileceğimi sanmıyorum. Çünkü bu konuda biraz karamsarım. Yani biyomu değiştirdik. Biyomu değiştirmemiz bize sağda sadece okyanus verdi. Diğer tarafta da gördüğünüz gibi tuzlu su dehlizi var. Üste çıktıkça da bir şey göremedik. Sadece bir tane şu kısımda, şurada bir gayzer görüyorum. Bu gayzerin ne işe yaradığını bilmiyorum arkadaşlar. Yani açmadık, daha görmedik. Onu açacağız. Alt kısımda da petrol var mı yok mu bilmiyorum ama şu sağ tarafta, şurada, şu kısımda azıcık bir petrol görmüşlüğüm var. Lead kurşun demekmiş. Onu da yorumlarda yazmışsınız. İşlenmiş olarak geliyor. Onunla çeşitli yapılar yapabiliyoruz kendimize. Ve çok konuştum, çok hızlı konuştum. Artık icraata geçelim, değil mi? Bu taraf açılıyor. Bu taraf biraz absalitten dolayı da olsa yavaş yavaş açılıyor gençler. Evet, yine tuzlu su çıkıyor burada. Muhtemelen burada da buz biyomu yok. Ama şu gayzer için, şu gayzer için birazcık esneteceğiz durumu ve şuraya kadar kazacağız arkadaşlar. Doğal park olayına gireceğim. Hatta doğal park olayına şu anda girebiliyorum.
O yüzden buraya bir kapı koymak istesem koyamadım. Bir saniye. Şuradan gelsek olur mu? Bir de açıkçası buranın ne işe yarayacağı konusunda büyük şüphelerim var. Çünkü buraya girdikleri zaman mı acaba şey oluyorlar? Affedersiniz. Arbor Tree. Ya bunu besleyemeyeceğiz bu elemanı galiba. Evet, uykular alınıyor ve hızlıca hareket devam ediyor abi. Evet, şuraya kadar inmek istiyorum. Oraya kadar ineceğim. Ve burada birkaç rezerv oluşturacağız kendimize. Şurayı açıp park işaretini dikeceğim ve buranın doğal park olmasını sağlayacağım. Bir bakıyorum hemen. Minimum maksimum boyut 120 kareye kadar destekliyormuş arkadaşlar. Şuraya bir kapı koyup park işaretini koyup bir bakacağız. Burası ne oluyor diye. 99 kareymiş. Şuraya bir kapı atarız. İşi çözeriz arkadaşlar. Peki tarla nerede? Tarla şurada. Tamam, park sign'ı buraya koyduk. Bir ikinci adım, pipi oraya nasıl götüreceğiz? Bu yaratığı yakalayamam şimdi muhtemelen. Ha, dalaşma desem uzman isteyecek o konuda. Hayvancılık gelirse bir daha belki bir tane adam alabiliriz. Hatta hem hayvancılık hem sanatçılık da geliştiririz. Tablolarımızı yapar. Ayrıyeten bize pipi tutup oraya atmakta da faydalı olur. İsmi biraz tuhaf söylemesi. Pip-i diyelim biz. Alright. Peki. Buz olmaması kötü oldu. Buz olmaması ciddi manada kötü oldu arkadaşlar. Brine istemiyoruz. Pufçuk istemiyoruz. Kazma ve pişirme, kurcalama, çiftlik. Hasta bakıcı, gurme, hasta bakıcı. Peki huylar nedir? Banyo kullanma hızı düşük. İkisinin de birisi uyucu. Stres tepkisi aşırı yiyici. Eğer bu herifi çok kızdırırsak ne var ne yok kolonide yiyecektir. Şu an 35.000 kalori yemeğim var. 5 kişi olsak mı? Gerçi istediğimiz hiçbir şeye şeyi yok. Yemek pişirme hızı var gerçi ya. Yemekçi yapabiliriz bu elemanı. Kararsız kalıyorum. Ben sanırım bekleyeceğim ya. Gençler bekleyelim. Yani biraz daha güzel bir şeyler gelmesini bekleyelim. Yani çift özellik var, okey. Ama ne bileyim. İstediğim şeyler yok. Mesela bir sanatçı iyi olurdu veya hayvan bakma iyi olurdu. Hayvan bakma artı 7 artı 7 geliyor. Şimdi hiç gelmiyor. Reddet diyorum. Bekleyeceğim abi. Bir süre daha bekleyeceğim. Sıkıntı yok. Evet, şurayı şimdilik çevireceğim doğal rezerve. Ve bakacağım arkadaşlar. Yani bu doğal rezervin özelliği nedir? Bizim adamlar buraya girdiğinde moral mi kazanıyor? Veya buranın olması morale destek mi oluyor? Aynı zamanda. Eğer doğal rezerv içine girdiği zaman bonus alıyorsa elemanlarımız o olayı biraz değiştirmek gerekiyor arkadaşlar. Yani nasıl değiştireceğiz biliyor musunuz? Evet, aldık. Ne aldık? Doğal rezerv bonusu aldık. Park almadık. Parkın özelliği nedir bilmiyorum ama doğal rezerv 6 moral veriyormuş. Şimdi buraya girip çıkan elemanlarda özellikle şey mi olacak? Moral yükselmesi mi olacak? Yoksa buranın olması zaten morallere etki etti mi? Bilmiyorum. Sanırım etti. Mesela Otto'yu buraya getirsek, şimdi bir test yapalım hemen. Otto'cum bir gel kardeşim. Buraya girdiğinde moral yükselecek mi? Evet, yükseliyor. Arkadaşlar, doğal rezerv bence şöyle olmalı. Stres yapan kim? Otto neden streste? Çünkü Otto sanırım sürekli kazı işleriyle ilgilendiği için streste. Kazı iptal ediyorum abi. Otto'cumun biraz keyfi yerine gelsin. Ya sanki bu alanı böyle bez ortasında bir yere yapmalıyız. Botanik bahçe gibi arkadaşlar.
Yani uyandıklarında buradan geçmelerini sağlarsak, sabah sabah bir doğa içerisinden yürüyerek geçerlerse moraller çok daha yüksek olur diye düşünüyorum. Kendi çapımda şeyi yerini değiştirebilirim. Yatak odasını yerini değiştirebilirim. Şu kısmı bir yere alırım ve buralara kedi vasıtasıyla, kedi diyelim biz buna. Kedi vasıtasıyla bitkiler ekerek orayı şeye çevirebiliriz. Doğal rezerve çevirebiliriz. Çünkü bakın geçmedikleri zaman moraller düşük. Yani bunları illaki buradan geçirmek lazım veya buradaki bonusu almaları için bir şekilde onları buraya sokmak lazım. Diğer odalarda şöyle bir sıkıntı yok. Mesela yemekhane. Yemekhane bonusunu alması için zaten her gün oraya bir kere gidiyor. Her döngüde bir kere yemekhaneye uğradıkları için oranın bonusunu otomatik alıyorlar. Ama buraya gelmeleri için hiçbir sebep yok. Buraya gelmeleri için sebep nasıl olabilir? Ya tuvaleti bunun arkasına yapacağım. Buradan geçerken bonusu almış olacaklar. Çünkü her biri bir kere tuvalete gidiyor günde. Ya da yukarı bir yere yapıp yine şuralara bir yere yapıp atıyorum. Bu arkadaşlara bir doğal rezerv sağlamak lazım. Çünkü bonusu gerçekten yadsınamaz. İyi bir bonusu var. Bizim Otto nerede? Otto yemek yapıyor. Otto'yu bir götürelim de buraya. Otto sen bir park bahçe gez gel kardeşim. Evet, 15'e çıktı gördüğünüz gibi. Süper. Otto'nun stresi var diye özellikle onu gönderdim. Şimdi gençler. Rezervimizi nasıl oluşturacağız? Rezervimizi nasıl oluşturacağız? Şurada bir ilginçlik var. Yüksük kamışları var. Su var. Burada bir su var. Yani gerçekten suyla ilgili sıkıntımız hiç olmayacak gibi. Burayı bir eşelim. Burayı bir eşelim abi. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle olsun. Sıcaklık ne alemde? Hala yeşil. Peki. Peki abi. Şurası tabana olsun. Tamam mı? Burası taban abi. Oo, bizim hapşuruklu gelirse buraya hapşuracak. Kimdi o? Lindsey miydi? Hapşuruklu gelirse buralarda hapşurur durur. Şu suya bulaşmak istemiyorum. Orayı bir kıralım. Su alta gitsin. Ondan sonra inşaatımıza devam edelim. Pekala. Oradaki inşaat o şekilde devam edecek. Şimdi kirli su lazım bana. Çünkü kamış liflerini sulayamıyorum. Tabloya gidecektim. Onu unuttum. Hemen tabloya gidelim. Evet. Sağa sola tablolar asarak artık kendimizi bir şekilde avutacağız gençler. Kim o hasta olan? Ha, Lindsey. Doğru. Lindsey alerjik reaksiyon veriyor şu anda. Bir dakika. Eczacı dolabı yapıp bir alerjik ilaç şey yapabiliyor muyuz acaba Lindsey'e? Çünkü hasta olması ne kaybettiriyor bize? Çiçek kokladı. Stres değişimi. Evet, stres olacaktır zamanla. O çiçeği kokladığı için stres olacaktır. Bu çiçeği kazıp buradan kurtulmak lazım. Yoksa sıkıntı olabilir bize. Su yönünden çok bereketli ama buz olayı biraz sıkıntı. Buzu belki şey yapabiliriz. Hani neredeydi o cihaz? Arkadaşlar. Ha, burada yok, araştırmada var. Şu an görebilirsem size göstereceğim onu hemen. Buz yapıcı. Suyu buza çevirir diyor. Okey. Aman. Bir dakika. Tıkladım yanlışlıkla. Sen değil. Sen devam et. Suyu buza çeviririz ama bu Wizwort denen bitkiyi nereden bulacağız? O önemli. Onunla çünkü bayağı bir onun avantajını kullanıyorduk serilerde, ne yalan söyleyeyim. Bayağı bizim için faydalı oluyordu.
Hadi ama şu bitkiyi kassanız keşke. Biri kassın onu. Şimdi arkadaşlar alerji ilacı. Alerji ilacı ne istiyor bizden? Tüy çiçeği tohumu. Toprak. Süpermiş abi, hepsinden var bizde. Peki ama bunu yapmaya da ilaç hazırlama yeteneği lazım. Maalesef o konuda bir şey yapamıyorum şu an için. Peki. Abi gene mi uyuyorsun sen? Kalk işine bak. Kalk işine bak. Kömür ne aşamada? Kömür 9,7 ton var. Güzel. Çok fazla yakmıyoruz. Enerjimiz çok fazla gitmiyor arkadaşlar. Ya üzgünüm senin için ama biraz stres yapacaksın ya. Çok üzgünüm. Çok çok üzgünüm senin için. Kas şunu, evet. Kökünü kurutun abi. Süper. Sök abi. Sök bebeğim. Sen burada sıkışıp kalırsın çünkü ben seni tanıyorum. Hadi abiciğim. Abi takıldı kız. Tamam, bu çiçek virüsü sanırım yok olacaktır burada. Azalıyor. Peki. Güzel. Nice. Şimdi şöyle eksiklerini tamamlıyorum hemen. Şuraya da tamamlayayım. Şimdi 3 bölüme ayıracağız arkadaşlar. Ah, su. Geyser buldum. Vallahi ne yalan söyleyeyim, sevindirdi. Ama su geyseri ne kadar faydalı olur bize tartışılabilir arkadaşlar. Tartışılabilir. Hem de mikropların içinde bir su geyseri yani. Neyse. Öyle veya böyle bir çözümünü bulacağız gençler. Bir şekilde bulmak zorundayız. Şimdi şurayı açacağım. Ve şu tarafı kazmam gerekiyor. Buradaki hazine için. Adamlarımıza şöyle diyebiliriz. Evet. Sanıyorum bu şekilde yeterli. Sonra burayı da kazdıracağım. Ve en sonunda burayı kazdıracağım. Sonra burayı 3'e ayıracağım. 3'e ayırdığım kısma hemen modern tuvalet ve kirli su olayına girmemiz lazım gençler. Biliyorsunuz bunlar önemli şeyler. Peki. Bir başarım daha almışız. Bir skill point kazanmışız. Yaratık hayvancılığı var. Yaratık hayvancılığına gidip şeyi alabiliriz. Lindsay'e o işi verelim. Lindsay'cim sen yaratık hayvancı ol. Güzel. Ve kediyi yakalayıp kediyi şuraya atalım. Daha sonra buraya tohum getirdiğimiz zaman o tohumları ekiyormuş galiba. Ya da şunları ekecek değil mi? Aa, okey. Tamam, çıkan tohumları ekecek arkadaşlar. Tamam, kediyi buraya getirmem lazım. Yaratık bırakma noktası lazım. Falan lazım, filan lazım. Peki. Burada işler güzel. Yosunum bu arada ne aşamada acaba? 9,6 ton. Pekala. Artık şurayı kazma emri verebilirim. Su ile ilgili şöyle bir sıkıntımız var. Kirli su kirli oksijen yayıyor. Yaymak zorunda daha doğrusu. Hani buharlaştıkça onun içinden mikrop çıkacak. O yüzden kirli su deposunu şey yapabilirim.
yapmam gerekiyor daha doğrusu. Hani kapalı bir kutu yapmam gerekiyor ki dışarıya bulaşmasın. Ama onu yaparken orada başka türlü sıkıntılar çıkacak. Tulumba koyamayacağımız için tulumbayla su çekme imkanımız kalmayacak. Peki. Şöyle yapacağım sevgili dostlar. Bence su havuzu biraz daha şey olmalı. Büyük olmalı. Tuzlu suya aslında havuza bile gerek yok biliyor musunuz? Ama ona da bir tulumba koyup tuzlu su çekmemiz gerekirse diye. Hadi güzel bir şey gelsin. 7 öğrenme. Çabuk öğrenir, yapıcı değil. İnşaatçı olma abi tamam. Sıkıntı yok. Bak şu güzel. Liam alabiliriz. Liam'ı alalım. En azından her vereceğimiz her şeyi çok çabuk öğrenebilir hale gelecek. Liam'ı alalım ve Liam sen gel buraya abi. Liam'cığım. Araştırma evresi var. İlaç hazırlama olma. Sanatçı. Sanatın temel prensipleri. Evet. Okey. Sen sanatın temel prensiplerine bir ayak uydur bakalım. Güzel. Hemen başladı. Şahane. Çok güzel. Abi sen deli misin? Divane misin ya? Nasıl çıktın oraya sen? İnemeyecek şimdi oradan. Şöyle yap. Hadi be. Neyse dur. Kurtaracağız seni oradan. Tamam geliyorlar şimdi. Oksijen var burada. Sıkıntı yok. Bekle orada biraz. Evet, Liam heykelleri yapmaya başlamış ve gördüğünüz gibi yeşermeye başlamışız arkadaşlar. Buraya heykel dikebiliriz 3-4 tane. Böylelikle sanıyorum dekor biraz daha artacaktır. Ne oldu? Bir şey oldu. İnşallah kötü bir şey olmadı. Lan! Sen ne yaptın az önce? Depoyla bir şey yaptı gördünüz mü? Deponun içinden bir şey çalmadın değil mi? İnşallah kötü bir şey yapmamışsındır. Moraller ne aşamada? Moraller kritik ya. Dur bakalım. Çözeceğiz. Moraller kötü. Bir yemek masası eklemem gerekiyor Liam için. Liam, senin masan da burası kardeş. Sen de acilen buraya ayak uydur. Evet. Shine Bug'ın da etkisiyle burada güzel bir yeşerme var ama tabii bizim işimiz Shine Bug değil. Bizim işimiz şu yontma bloklarıyla yapmak ve tablolarla yapmak arkadaşlar. Şuraya bir tablo asalım değil mi? Şöyle bir tablo asmak istiyorum. Şöyle. Hadi bakalım. Önceliğiniz tablo. Ve burası yapılmış. Tamam, okey. Şimdi şu merdivenleri kırıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Ve şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ulan buraya nasıl çıkacaklar şimdi? Kırdık merdiveni ya. Tamam. Ve burayı da kazacağız şöyle. Daha doğrusu burayı şuradan kazalım. Bak şimdi şöyle yapalım. Daha sonra burayı üstten de kazsam olur. Liam çalışıyorsun. Güzel abi. Bakalım. Herhangi bir yeşerme olacak mı? Kurtarmıyor. Burayı kurtarmıyor. Liam sen ha git tabloyu boya kardeşim hadi. Canım benim gel. Ha tabloyu boya.
Bakalım burayı büyük salon yapabilecek miyiz hemen? Yine 9-9 gidiyorum ama inşallah başıma bir şey gelmez. Yine 9-9 gidiyorum abi. Evet arkadaşlar. Görelim. 34,5 yetersiz. Döküntüleri toplamaları gerekiyor buradan. Şu döküntüleri toplatmam lazım. Depolama emri versem ne kadar sürer acaba? Biraz uzun sürecek belli ki. Ama yapmaları da gerekiyor. 6 moral şu anda benim için inanılmaz güzel olur. Güvenlik kapısı. Şurada da bir oda var. Orada da bir oda var abi. Bak yemek masaları tuz alıyor dediniz. Yorumlarda bahsetmiştiniz. Buralara ama bunu sofra tuzuna dönüştürmek gerekiyor değil mi? Kazdıktan sonra. Eğer yanılmıyorsam o şekilde bir şey var. Eğer yanılmıyorsam o şekilde bir şey var arkadaşlar. Cihazını bilmiyorum nerede olduğunu ama kaya ufalayıcıdadır belki. Aa, yazmıştınız sanki ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ha, ama yok burada yok. Tuzu kırıp dönüştürme yok. Dur buluruz ya. Aceleye mahal yok abi. Şimdi ne araştırabilirim gençler? Şunu araştırabilirim. Ama zaten normal tablo yaptığım için biraz kurtarırım var oradan. Acil olarak ne yapmam gerektiğine gelirsek. Elektrikle ilgili düzenlemeler var. Yaratık bakımı yapalım mı ya? Yaratık bakımı yapalım abi. En azından şu hayvanatı şuraya atalım. Burada biraz daha moralli olacaktır kendisi. Evet, yarısı temizlendi en azından. Ama depo yetmeyecek. Depo yetmeyecek abi. Depo yetmeyeceği için ben şöyle yapacağım. Ve kopyala diyeceğim. Şu alt kata depo donatmam gerekecek. Kafan sıkışacak. Sıkışmadı. Aa, kurtuldu. Tamam, düzeltmişler o ayarı. Kafa artık betonun içine sıkışıp kalmıyor. Şunu da kıralım gelip geçerken. Güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Güzel, gittikçe artıyor dekor. Keşke şu yüksek kamışlarını sulayabilsem. Çok daha iyi olacaktı aslında ama. Büyük yontma bloğu var. Büyük yontma bloklarından şuraya bir tane ekleyeyim mi? Ekleyeyim. Olmadı yemek odasını genişletiriz abi. Yani 6 kişi olduğumda daha büyük bir şey yapabilirim. Yemek odasına geçebilirim. Evet, biri daha gelişmek istiyor. Ruby. Ruby'cim sen astronomi mi araştırmak? Yok, seni buraya almıştık değil mi? Gelişmiş inşaat. Hadi bakalım. Güzel, güzel, güzel.
20 artı dekor öğesi diyor. Süper abi bunu. Bu çürüğü alın buradan. Biraz daha dekora yüklenirsek olacak bu iş. Biraz daha dekora yüklenirsek olacak bu iş hissedebiliyorum arkadaşlar. Gübre kökü yemeyi tercih ediyorlar. Benim için sıkıntı değil. İstediklerini yiyebilirler şu aşamada. Kim kazandı? Evet, gelişmiş kazıya ilerletebiliriz sanıyorum. Gelişmiş kazı mı yoksa tedarik olsun ya. Bu arada kopyaları istemediği şeylere yönlendirince sanıyorum daha çok şey oluyor. Moral azaltımı daha çok oluyor o işlerle ilgili. Yatağı yok adamın. Yıkın şunları. Adama yatak yapmadık ya. Adama yatak yapmadık abi. Yemekhane. Şundan sonra belki değişebilir diye umut ediyorum ama. Hadi evladım. Bu nedir be? Soyut heykel. Saçma sapan. Neyse dur, şunlardan kullanalım mı şuraya? Şunlardan kullanalım abi, belki olur. Hadi şunlarla bir döşelim bakayım şuraya. Yüklenin abi. Hadi evlat. Hadi değiş artık. Lütfen değiş. Ve değişmedi arkadaşlar. Peki, tamam. Can sıkmaya gerek yok. Dekor gayet kuvvetli aslında ama niye yapmıyor anlamadım. Şundan olamaz değil mi? Su soğutucudan olamaz değil mi? Bir deneyelim. Yok, su soğutucudan değil. Oda kriterleri. Yemek masası, endüstriyel makine yok. Minimum boyut 12.64. Yok ya, tamamen dekorla alakalı arkadaşlar. Buraya iki tablo daha atmam lazım benim. İki tablo için bana kamış lifi lazım. Kamış lifi de bizi şu aşamada zorlar gibi. Peki. Şöyle yapacağım. Ve şu şekilde. Burayı da bir deldirelim bu vatandaşlara. Daha sonrasında su haznesini şuraya yapabilirim. Gayet içim rahat şekilde. Tüy dutu istemiyorum. Tüy dutu istiyorum aslında. Bu şekilde de yenebiliyor değil mi? 7 güçlü biri var. Ama yemek durumu... Bakabilir miyiz bu kadar adama? O var. Yani... Bakarız sanki diye düşünüyorum ama çok şey ya. Bu osurukluymuş zaten. Bu inşaat yapamazmış. İnşaat yapamayan iki kişi oluyor diğer Liam'la birlikte. O da bize kötü. Yani çok iyi değil. Zaten biri gürültülü uyuyormuş. Ya bir tane daha aslında almak istiyorum ya. Bir adam daha alasım var ama.
içeri işlerde kullanabiliriz diye böyle kendimi avutuyorum. Hani inşaat yapamasın ama içeride takılsın. Pişirme yapsın, ne bileyim. Kurcalama yapsın, makine kullansın. Çok kararsızım. Al abi. Al. Şu an iş gücüne ihtiyacım var. Al gitsin anasını satayım. Her seriyle böyle çekimser davranırdım. Artık çekimserlik yok abi. Saldır. Yatırırız Allah'ın izniyle. Yemekle yatırırız. Allah'ın izniyle yemekle yatırırız abi onlara biz. Şimdi. Tuzlu suyu nereden alacağız? Birincisi şurası. İkincisi şurası. Şurada bir düzenek var aslında. Buradan alabilirim de. Buraya kadar kazmışım hazır. Şuraya bir pompa koyup buraya boru çekip alabilirim. Ama ne bileyim, alttan da alabilirim sanki. Ama altta çok yok. Peki. Şu taraftan almayı denesem. Buradan boru ve elektrik çekmem lazım. O boruyla elektriği şöyle alttan vermem lazım. Dolayısıyla burada bir zorluk olabilir. Çünkü bunun bir de şu olayı var. Bunun dibine kadar inemeyeceğiz muhtemelen pompayla. Yarısına kadar ineceğiz. Ve buradaki suyu çekeceğiz. Hazneyi yapayım da gerisi biraz bekleyebilir ya. Bubbles. Bubbles hoş geldin. Sen bizim aşçımız olsana. Bizim aşçımız yok galiba. Sen bizim aşçımız olsana Bubbles. Ve şöyle yapalım. Öncelikleri şunu ayarlamamıştım arkadaşlar. Öncelikleri sıfırla diyelim. Bir dakika, oto öncelik nereden veriliyordu? Şuradan veriliyordu eskiden ama şu anda verilmiyor galiba. Önceliklerden mesela Bubbles. Aa bir dakika. Niye bunlar arttı böyle? Bir dakika, sıfırla sıfırla sıfırla. Sıfırla abi. Şimdi Bubbles aşçı. Pişirme yüksek öncelik. Liam. Liam neciydi? Araştırma değil. Liam'ı neci yaptık biz? Hemen bakıyorum. Liam sanatçı. Öncelikler. Liam sanatçısın abi. Lindsay. Lindsay'nin hayvancılığı yüksek ama Lindsay'yi ne yaptık acaba? Hayvancı yapmışız. Lindsay. Hayvan bakması öncelikli. Ruby'nin araştırması öncelikli. Otto'nun kazması öncelikli. Bunun da kazması öncelikli. Diğerleri kafanıza göre gençler. Diğerleri o kadar da karışamam size, kafanıza göre. Peki. Peki gençlik. Suyu buraya alıp tuvaletleri yapsam bu bölüm yetiştirebilir miyim acaba? Çok az daha vaktimiz var. Bir saniye. Sıvı pompası deyip şuraya atıp ardından şöyle bir şey yapabilir miyim acaba? Şöyle bir hazne yeterli olur galiba. Şuradaki suyu alacağım içine. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Veya ona gerek yok. Ona gerek yok abi. Şöyle yapalım biz. Direkt şu alttan verelim. Buradan çıkmasında herhangi bir sorun yok. Çünkü burayı da zaten şeye çevireceğiz. Şöyle karaya çevireceğiz. Tabii ki arkadaşların çalışma süresi dolarsa. Kirli suya acil ihtiyacım var. Acil yüksek kamışa ihtiyacım var. Yüksek kamış ile birlikte de sonuç olarak hiçbirini sevmiyorsunuz bu yemeği değil mi? Farkındayım. Tabloya ihtiyacım var ki burayı dönüştürebileyim.
Hayati duruma baktığımızda gerçi herkesin moralleri şu an için yerinde ama yakında yerinde olmayacak. Çünkü biz her gün gelişmeye devam ediyoruz. Her gün geliştikçe kolonistlerimizin moral gereksinimleri artış gösteriyor arkadaşlar. Şimdi burası da tuzlu su için olsun. Şöyle yapalım. Burası da kim etrafı pisletti? Abi yapma gözünü seveyim ya. Oğlum suyun içine akıtacaksınız her şeyi. Tuvalete girmem şart abi. Tuvalet yapmazsam asıl mahvolduğum nokta orası yani. 9 abi 9 paspas 9. Ya şu altınızı işemenizden var ya nefret ediyorum ya. Çabuk ha kirli su çıktı bize. İyi oldu bir bakıma. Onlarla bunu sulayacaklar şimdi. Şuraya bak. Çişten şey üretiyoruz ya. Lif üretiyoruz yani. Tabii ki yetersiz. Pekala. Sen ne götürüyorsun? Kirli su götürüyorsun. Tamam, götür. Abi şurayı acil bitirmem lazım. Hemen şuraya odaklanıyorum gençler. Şöyle bir hazne yapıyorum buraya. Tamam mı? Eğer bu hazneler, açık hazneler bize yeterli olmazsa şöyle bir fikrim var. Su depolarıyla buraları rahatlatabilirim. Yani su deposu çıkacak biliyorsunuz. O su deposunu koyup taşma durumuna gelirse oraya biraz şey yaparım. Rezerv olarak tutmak adına. Bir şeyler yapabilirim. Ama burada kirli suyu nasıl tutarım işte, kirli oksijeni nasıl tutarım onu bilmiyorum. Çünkü kirli sudan havaya kirli oksijen yayılacak. O kirli oksijeni bir saniye. Koku gidericiyle acaba tutabilir miyim? Koku gidericiyle acaba tutabilir miyim? Merak etmiyor değilim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakınız. Bakınız sevgili dostlarım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ve taşmayı nasıl önleriz peki? Sanırım şöyle önleriz. Evet, böyle önleyebilirim. Biraz ufakça bir yer olacak ama sanıyorum onu çözebiliriz ya. Tamam. Biraz ufakça bir depo olacak şimdilik ama en azından sürekli boşaltacağım için herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Abi sen inanılmaz ya. Volkanik kaya bekliyorlarmış merdiven için. Ben de diyorum niye uzun sürüyor? Cancel abi. Cancel abi. Kum taşı abi. Ne alakası var? Ne alakası var? Ve gençler. Buraya şöyle bir şey yapıyorum. Ayrıyeten. Şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Buraya akacak. Bir pompa gerekiyor. Eğer suyu el değmeden buradan alacaksak şöyle bir sistem gerekiyor. Evet, buna elektrik gerekiyor. Ve şu şekilde olacak. Bunların borularını hazır ayaktayken bağlamak istiyorum. Şu şekilde. Bu şekilde olsun. Kirli su. Buna bir çıkış verelim ama kullanmayacağız zaten. Şöyle olsun arkadaşlar. Asıl temiz su borusunu nereden verelim? Şuradan verelim. Tuzlu su getirmek istersem de tuzlu suyu da şuradan veririm artık. Sıkıntı olmaz. Peki. Pekala abi. Şurayı kapatabilirsiniz.
Sevgili dostlar. Hızlıca şu inşaatlara bir yönelelim. Sizden çok rica ediyorum. Rica ediyorum şu anda. Yetişmeyecek galiba. Kalabalık her şeydir abi. Gördüğünüz gibi tıkır tıkır işlerimiz halloluyor. Allah'a çok şükür. Kalabalık bizi büyük dertlerden, eziyetlerden kurtarabiliyor. Şunları alın dedim şuradan. Alacak mısınız acaba? Hadi abicim. Çıkarın o atıkları oradan. Şöyle yapayım ben. Şöyle yapayım abicim. En yakın yere taşımanız açısından size de kolaylık olur. Evet, kirli suyun geliş borusu da burada. Oo, oradan gidemem. Oradan gidemem. Beni sıkıntıya sokar. Nefret ediyorum ya. Tamam. Kirli suyun geliş borusu abi. Şöyle olacak. Temiz su borusu da diğer taraftan gelebilir. Temiz su borusu da şuradan gelecek. Kim yetenek almış? Hemen ona bakalım. Otto'cum. Otto'cumun moralleri bozuk ya. Çok böyle şey değil. İnşaata vereyim seni Otto. Seni inşaata verelim abiciğim. Hadi şu odayı bir bitirelim gençler ya. Ha, ne dersiniz? Şu odayı bir bitirelim. Şurayı kullanabilirsiniz. Şunları taşımak için. Hadi canlarım benim. Canımın içleri ya. Akıllı adamlarım benim. Harikasınız ya. Taşı. Taşı koçum. Taşı aslanım. Bırakın şimdi lak lak etmeyi hadi. İşimiz gücümüz var. Tam zamanında. Tam zamanında yani. Vallahi tam zamanında. Şuna bir şartel atmam lazım benim ya. Yanlış yaptık o işi. Gençlik. Anahtara bağlayacağız abi bunu. Bunu anahtara bağlamam lazım çünkü dışarıdan iletişimi koparıp açabilelim diye. Hatta şuna da koyalım bir tane, değil mi? Böylelikle iki pompayı da dışarıdan kontrol edebileyim. Yani istediğim zaman kapatayım abi. Hadi artık lütfen sabah olsun. Oldu mu? Süper. Şahanesiniz siz ya. Al bunu da buradan. Güzel. Depoyu kapatıyorum. Şimdi elektrik benim istediğim hale geldi mi? Geldi. Kapat abi bunu. Su açık kalsın. Hatta suyu da kapatın şimdilik. Daha sonra açacağım. Yani otomasyon merak eden arkadaşlar için. Aa, kedi geldi. Al kediyi. Yaratık bırakma noktası yap. Süper. Şu kedileri tutup buraya atacağım. Onların bir artık şeyini yapalım değil mi? İkisini de yakala abi. İkisini de yakala abi. Binsi. Götür buraya. At. O şimdi bu tohumu alıp ekecek mi buraya? Anladığım kadarıyla öyle bir şey var. Öyle bir durum var. Öteki de geldi. Tamam. Dolaş dur burada sen kafana göre. Size bir de şu ağaçtan bulup eksem çok güzel olur ya. Beslesek çok güzel olmaz mı arkadaşlar bunları? Bu hayvanlar burada açlıktan ölecekler.
Bakayım şu tohumu ekecek mi bir yere? Bakacağız. Peki burada ne oldu şimdi? Hiçbir şey olmamış tabii ki. Buralar yapılsın istiyorum hemen. Şunları almadım, şu döküntüleri, ama almam da çok gerekmiyor ya. Artık acele etmem lazım biraz çünkü. Şöyle yapalım. Ve şöyle yapalım arkadaşlar. Bu su buraya sığar mı? Muhtemelen sığar değil mi? Şöyle olsa sığar ya. Sığar. Ebatı biraz daha büyütürüz, olmadı. Yes, yes, yes. Otomasyon hakkında geniş bir şey yapacağız. Yani yaptıkça göreceksiniz onu. Çok anlatamıyorum arkadaşlar, kusura bakmayın ama ona gerçekten benim kafam da çok basmıyor. Ama mantık olarak bir kere çözerseniz ondan sonrası zaten geliyor. Yani biraz kafa yorarsanız anlayacaksınızdır. Şöyle bir durum var. Mesela bunlar otomatikleştirilebiliyor mu bilmiyorum ama bir dakika. Evet, otomatikleştiriliyormuş. Depolarda, su depolarda otomatikleştiriliyorsa mesela buna diyorsun ki buraya su dolmaya başladığında şu aşamaya geldiğinde mesela buraya bir sensör koyuyorsun. O sensörden şu an burada yok. Sensör koyuyorsun. O sensöre su geldiği zaman, su değdiği zaman sinyal gönderiyor. Neye gönderiyor? Pompaya gönderiyor. Pompaya diyor ki çalış. Pompa çalışıyor. O suyu deponuza gönderiyor. Başka bir yere gönderiyor. O gönderdiği yerde su depolandığı zaman ve bu seviyedeki su azaldığı zaman ne oluyor bu sefer? Gönderme sinyali, yani çalışma sinyali gönderiyor. Bu sefer pompa çalışmayı bırakıyor. Yani otomatikleştirebiliyorsunuz ama dediğim gibi o biraz zaman almayacak gibi değil. Şöyle yaparak sanki kurtulabiliriz ya. Sanki şu kısmı öyle bitirebilirim arkadaşlar. Tuvalet olayı yetişmeyecek dostlar. Onu şey yaptım. Yani şu an bir tuvalet yapsam iyi olurdu bu bölümde ama bayağı da bölüm uzun oldu. Bir dahaki bölüm yapalım isterseniz. Bu bölüm en azından depo sistemini oluşturduk diye bakabiliriz. Çünkü aslında yapmak istediğim buydu. Biraz hani depo sistemi oluşursa gerisi çok daha kolay olur diye düşünüyorum. Şimdi buraya da bir tulumba atacağız gençler. Şu şekilde. Buradan da tuzlu su. Yani şu odanın aynısını bu tarafa yapmış oluyoruz. Herhangi bir farkı yok. Ama bu duvarı sonra yapalım. Çünkü sanıyorum şu manzarayı izlemek istersiniz ya. Dur, onu yapayım bari gitmeden. Bari onu yapalım değil mi? Hoppa! Çekil lan oradan. Niye sırılsıklam alıyorsun? Bilerek ve isteyerek. Güzel. Depo aldı mı? Ulan taşabilir. Taşabilir. Abi taşabilir. Çabuk şuraya duvar örün. Çabuk duvar örün abi. Her an taşabilir. Oğlum şunu yap. Oh, Allah'tan sığdı. Yemin ederim var ya, ucuyla kaçırdık taşıyacakken. Sen ne yapıyorsun ablacığım? Ne yapıyorsun sen? Güzel. Şunu yık diyorum. Şu kısmı tamamlayacağım arkadaşlar. Sizi böyle yüzüstü bırakmayacağım. Ve şöyle değil mi? Ha, bir tane küçük oldu burası ama çok önemli değil ya. Çok önemli değil abi. Burayı yapalım. Merdiveni niye kırdıysam. Hadi şurayı bir yapalım. Şurayı yapacak. Şuraya bir tuzlu suyu bir yere pompalamak gerekir mi? Baktın ki gerekir. Yap abi. Yap abi. Sıvı köprüsü şurada olsun. Veya şurada olsun. Değil mi? Evet, burada olsun.
Bu böyle olsun. Bu da tuzlu suyumuz olsun. Ayrıca bunu elektrik çekelim. Buna da şartele gerek var mı? Var. Şartele gerek var abi. Her şekilde şartele gerek var. Ana elektrik. Ana elektrik burada olduğuna göre ben nasıl yapmalıyım? Şimdi şuradan geçerim direkt. Köprüyle beraber. Daha sonrasında o bir kat aşağıda olmalı. Çünkü ana güç şurada olacak. Anahtarı şuraya koyarım. Bunu buraya koyarım. Bunu da buraya koyarım abi. Nasıl? Sanırım bu şekilde çalışır değil mi? Modernleşmeye başladık yavaştan gençler. Yavaş yavaş modernleşiyoruz. İnsana dönüyoruz abi. Yavaş yavaş insana döneceğiz. Tuvaletler vesaireler. Oyun biraz kendini toplasın istiyorum. Tuvalet için kullanacağız bu suyu sadece. Bu suyu devamlı destekleyeceğiz arkadaşlar. Şuradaki suyu falan atabiliriz mesela buraya. Yukarıdaki fazla şu suyu falan atabiliriz buraya. O sistemleri oluşturacağım. Yavaştan. Kovalayan yok abi. Kovalayan yok. Sıkıntı yok o yüzden. Şimdi buraya tuzlu su atmayacağız. Atacak mıyız? Buraya aslında tuzlu su atacağız biliyor musunuz? Buraya tuzlu su atacağız abi. Bir çıkış borusu koymaya gerek var mı diye şey yapıyorum ama olmadı, üstten deler koyarız yani. Zaten tuzlu suyun kötü bir etkisi yok bize. Şuradan açarız, şuraya bir tane koyarız abi. Şimdilik böyle düşünebilirsiniz. Sistem basit arkadaşlar. Dediğim gibi kirli suyu burada muhafaza ediyoruz, temiz suyu burada, temiz suyu burada, tuzlu suyu ise burada muhafaza ediyoruz ve artık borularımız buraya kadar geldiğine göre her şeyimiz hazır. Önümüzdeki bölüm tuvaletimizi düzenliyoruz. Tuvaleti düzenledikten sonra şu odaya ağırlık verip şu odayı bir büyük salon haline getireceğim. Tabii ki o banyodan sonra olmak zorunda çünkü bizim kirli suyumuz bunları besleyecek. Bunlar da bize tüy verecek ve tablo yapmamıza izin verecek. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.